Herkese merhaba. Karşınızda General Mobile'ın yeni nesil Android telefonu Discovery 2. Discovery modeli orijinal model 2013 yılında çıkmış ve sahip olduğu teknik özellikleri çok uygun bir fiyatla sunmasıyla büyük bir başarı elde etmişti. Milyonun üzerinde satış rakamı yakalayan Discovery'nin takipçisi olan Discovery 2 de aynı başarıyı gerçekleştirmek, hatta daha üst seviyelere taşımak amacını taşıyor. Discovery 2 bunu gerçekleştirecek şekilde uygun teknik özelliklerle sunuluyor. 5 inç 1080p ekran, 8 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM gibi özellikler ve 16 GB ROM dahili hafıza gibi özellikler bu pakette bulunuyor. Discovery 2 dün akşam gerçekleştirilen, 24 Temmuz akşamı gerçekleştirilen özel bir lansmanla tanıtıldı ve biz de bu lansmana davetliydik. Gördüğünüz gibi o lansmanda Discovery 2'nin test örnekleri de dağıtıldı. Şu anda test örneği elimizde. Hep beraber açalım. Gördüğünüz gibi kutusu henüz açılmamış. Bu kutuyu beraber açalım. Neler çıktığına, Discovery 2'nin kutusuna neler çıktığını hep beraber bakalım. İlk izlenimlerimizde bu videoda sizlere aktaralım. Kolaylıkla açıyoruz Discovery 2'nin kapağını. Şu şekilde yapışkanı biraz daha sert çekmemiz lazım. Evet, ve gördüğünüz gibi karşımızda General Mobile Discovery 2. Discovery 2 5 inç ekrana sahip. Ekranın etrafındaki çerçeve yeteri kadar da artırılmış. Böylelikle telefonu rahat şekilde kavrayabiliyorsunuz. Metalik bir görünüme sahip. Gördüğünüz gibi telefon kenarları metalik görünümlü bir çerçeve çevriliyor. Arkada da şöyle jelatinli kaldıralım. Arkada gördüğünüz gibi dokulu Nexus 7'de ve Samsung Galaxy S5'te gördüğümüze benzer bir doku var. Arka kapak yerinden çıkıyormuş hissini veriyor, ancak yerinden çıkalım. Yani arka kapak sabit, bu da telefonda yer alan pilin sabit olduğu anlamına geliyor. Öndeki jelatini de şu şekilde çıkartalım. Öndeki jelatinde de telefonun teknik özellikleri var. Arkada 13 megapiksel kamera var, tek led flashlı. Önde de 5 megapiksel kamera var. İkinci bir kamera sayesinde iyi selfie çekiyor bu telefon. Sol kenarda gördüğünüz gibi sim kart yuvası var. İkinci bir sim kart yuvasını da sağ kenarda görüyoruz. Elimizdeki çift sim kartlı model. Bu modelde microSD kart yuvası bulunmuyor, ancak Eylül ayında çıkacak olan modelde, tek sim kartlı modelde microSD kart yuvası bulunacak. Ses tuşları da kenarda yer alıyor. Üste güç butonu var. 3.5 mm kulaklık jack var. Altta da mikrofon, hoparlör ve microUSB portunu görüyoruz. Bu şekilde Discovery 2'nin temel özellikleri. Birazdan açacağız telefonu. Kutuda neler çıkıyor daha başka, onlara bakalım. Kulaklık. Gördüğünüz gibi bir kulaklık var. Kulak kanalını tamamen oturan bir kulaklık. Böylelikle ortamdan iyice izole olmanız mümkün olacaktır. General Mobile kutu içerisine bir tane de yedek topuz eklemiş. Bu yedek topuzu da bakalım şöyle büyüklük açısından aynılar mı? Evet, aynılar, öyle gözüküyor. Yedek olması amacıyla konmuşa benziyor bu topuzlar. Bunları da kenara alalım. Burada ne var? microUSB portuna takılan kablo var. USB kablo var. Ve seyahat şarj adaptörü de gördüğünüz gibi kutudan çıkan bir diğer unsur. Şimdi General Mobile Discovery 2 açalım, kurulumunu yapalım ve telefonun menülerini şöyle bir gezelim. Nasılmış? Bir ön izlenim sunalım sizlere, ön gösterim sunalım. Detaylı inceleme de çok yakında Teknoblog'da olacak. Evet, General Mobile Discovery 2'nin açılışını gerçekleştirdik ve şu anda karşımızda ana ekranı var. Ekran parlaklığı gördüğünüz gibi bir hayli yüksek. Şu anda maksimum parlaklıkta 5 inç 1080p ekranın, IPS ekranın parlaklığı maksimumda. Görüş açılarına baktığımızda fena olmadığını görürüz. Ekrana sağdan soldan, üstten alttan baktığınızda bile iyi bir görünürlük yakalanıyor. Şöyle ekran parlaklığını biraz daha kısalım ki videoda daha iyi anlaşılsın. Otomatiğe getirelim. Baktığımızda Android 4.4 KitKat'ta yüklü geldiğini görürüz telefonun. Bu da kullanıcıların son sürümü daha baştan, telefonu kutudan çıkardıktan hemen sonra kullanmaya başlayabilecekleri anlamına geliyor. Ana ekran gördüğünüz gibi farklı paneller var. Bu panellere dilediğiniz gibi bileşen ekleyebilirsiniz. Yapmanız gereken parmağını sürükleyip daha sonra bileşeni seçtikten sonra mevcut bir panele veya yeni bir panel sayfasına yerleştirmek. Yeni bir panel sayfasına yerleştirdiğinizde gördüğünüz gibi yeni bir panel oluşturuluyor. Bunun dışında uygulama menüsü gördüğünüz gibi sayfalı bir yapıda. General Mobile
genel olarak Android'in ham kullanıcı arayüzüne bağlı kalmış ancak çeşitli özelleştirmelerde bulunmuş. Örneğin ana ekranda bir takım özelleştirmelerin bulunduğunu, özel arka plan duvar kağıtlarının kullanıldığını veya gördüğünüz gibi özel bir bileşenin, değişen resimlerin yer aldığı bileşenin bulunduğunu görüyoruz. Ekran altında navigasyonu kolaylaştıran sanal fiziksel tuşlar var. Bu fiziksel tuşlar sayesinde ekranda sanal tuşlar için herhangi bir alan harcanmıyor. Google uygulamaları ana ekrandan oluşuyor. Gördüğünüz gibi uygulamalar, Google uygulamaları hepsi bir klasör altında sunuluyor. Uygulama menüsü içerisinde de baktığımızda Google uygulamaları dışında notlar, el feneri, pusula gibi çeşitli araçlar görüyoruz. Yine Google Play Store'dan da dilediğiniz uygulamayı General Mobile 2'ye, Discovery 2'ye indirip kullanabilirsiniz. TV-Link adı verilen ve General Mobile Discovery 2'nin görüntüsünü televizyonun kablosu olarak aktarmayı sağlayan bir özellik var. Aynı zamanda yine Wi-Fi transferde Wi-Fi üzerinden Wi-Fi Direct aracılığıyla hızlı dosya paylaşımına olanak sağlıyor. Bu gibi özellikler var. Discovery 2'nin detaylarını İncelemede ilerleyen günlerde yayınlayacağımız detaylı incelemede bulacaksınız. Şimdi biz bu telefonu biraz daha detaylı inceleyelim ve daha sonra fikirlerimizi detaylı incelemede sizlerle paylaşalım. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.